Evet, bugün ne konuşacağız bilin bakalım. Dostlarımın arasında bulduğum zaman başlayacağım. Evet, hala ekranın başında mısınız? Gitmediniz mi? Tamam, o halde başlayalım. Gregor Samsa neden böceğe dönüştü? Gregor Samsa'yı böceğe dönüştürenlere bugün sim kaflı birkaç laf edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Kafkaesk deniyor. Böyle bir tanım var. Sizce neden? Ben sizi çok bekletmeden nedenini söyleyeyim. Çünkü Kafka o kadar yaratıcı, o kadar sıra dışı, o kadar orijinal bir yazar ki onun için Kafkavari anlamına gelen bir tanımlama geliştirmişler. Sahiden de 20. yüzyılın en önemli edebiyatçılarından biri kendisi ve günümüzde de çok satan, çok okunan, adından söz ettiren bir yazar. Kafka, 20. yüzyılın sanayi sonrası Batı toplumunu çok iyi analiz etmiş bir kişi. Bununla birlikte ailesinde yaşadığı zorlukları da edebiyatına mükemmel şekilde yansıtabilmeyi başarmış bir yazar. Bununla ilgili podcast hazırlayacağım ve orada başka eserlerden Kafka ile ilgili çok çarpıcı bazı paragraflar paylaşacağım sizinle. Çünkü Kafka gerçekten kendi hayatıyla bile okunması gereken bir yazar. Yani onun hayatı, kitaplarından bahsetmiyorum. Onun hayatında da bize ilham bulacak çok şey var. Evet, gelelim notlarımıza. Franz Kafka eserlerinde yalnızlığı, dışlanmışlığı, yabancılaşmayı çok güzel analiz ediyor. Şu an toplumumuzda da kanayan bir yara değil mi bunlar, bu konular? Kendimizi kalabalıkların içinde yalnız hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz? Öncelikle buradan başlayalım. Hissediyoruz. Hatta artık çok kalabalık ortamlardayız. En basiti evimizin banyosunda dahi sosyal medya içinde yüzlerce, binlerce kişinin içindeyiz aslında. Bilincimiz böyle çalışıyor artık. Yani belki fiziksel olarak o insanlarla bir arada değiliz ama bir yanımızda hep o insanlarla birlikte. Ve bu da yaşadığımız yalnızlığı, dışlanmışlığı, yabancılaşmayı koyultan bir konu. İşte Franz Kafka'yı günümüzde hala çok konuşulan bir yazar yapan ana etmen de bu. Çağını aşmış, söyledikleri, anlattıkları hala çok beğenilen, çok tutulan ve günümüze uyarlanabilen bir yazar. Bu nedenle Kafka'yı çok seviyorum. Kafka'yı okumayı da çok seviyorum. Ve bu analizin çok 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 keyifli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O halde hadi biraz kitap hakkında konuşalım. Edgar Allan Poe, umutsuzluğun verdiği kayıtsızlıktan çok umuda duyulan açlığın ifadesi diyor. Sahiden de Gregor Samsa bir sabah yatağında böcek olarak uyandığında yine de umuda tutunmaya çalışan bir kişi. Hikayenin başını kitabı okuduysanız da okumadıysanız da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Gregor Samsa bir sabah yatağından uyandığında kendini böceğe dönüşmüş olarak buluyor. Zaten hikaye de böyle başlıyor. Gregor Samsa kim? Ailesiyle birlikte yaşayan pazarlamacı. Babasının borcunu ödemek zorunda hisseden kendisini. Bununla birlikte kız kardeşini okutması gerektiğini düşünen ve bunun yükünü de sırtlanmış bir birey. Ancak bir gün çalar saati duymuyor. Bir gün her sabah erkenden yola düşüp gittiği o işe gitmeyi reddediyor. Ve ne oluyor dersiniz? Böceğe dönüşüyor. Ailesinin gözünde de, toplumun gözünde de. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Umudunu kaybettiğinde kendi için de böceğe dönüşme vakti ve ölme vakti. Kapitalist sisteme bir tepki bu eser. Bununla birlikte aile yapısını, toplumun aile yapısını da bence çok çok güzel analiz eden ve o sevgi tuzağına çekilmiş bizlerin sevgi sarmalında nasıl kolay hırpalanabileceğini, yani sömürünün iş yerlerinden de önce kimi zaman en güvenli alanımızda, evimizde, yuvamızda, yakamıza yapışabileceğine net bir örnek. O yüzden dönüşüm eserini incelerken
biraz şöyle sırtımızı geriye yaslayacağız arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi bir kitabı konuşurken günümüzdeki şartları, hayatımızı, kendi kişisel mücadelelerimizle konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu nedenle şöyle bir soluklanalım istiyorum ve size şunları sormak istiyorum. Siz kendinizi şu an, bugün, bu çağda, bu koşullarda, bu toplumda nasıl hissediyorsunuz? Böcek gibi hissediyor musunuz kendinizi? Ya da birilerinin karşısında böceğe dönüştüğünüzü hissediyor musunuz? Toplum sizi farklılıklarınız nedeniyle yok saymaya çalışıyor mu mesela? Cevaplar çok zor değil mi? Yani bu kaydı durdurup düşünmek lazım hatta belki de bu soruların cevaplarını. Ya da sizi sıkıştıran, sizi zorlayan, sizi bunaltan, gerçekten orada olmak istemediğiniz ortamlar nereler? Daha da fenası bu ortamlar aile ortamlarınız mı? Bu ortamlar ekonomik ortamlarınız mı? Sizi zorunlu hissettiren modern çağın prangaları neler? Sevgi mi? Para mı? Cevap ne? Belki de ikisi de. Eğer hiçbiri değilse ne mutlu size. Kaydı durdurun, başka bir videoya geçin. Bizi burada yalnız bırakın. Demeyeceğim tabii ki çünkü dönüşümü konuşuyoruz. Dönüşümü herkes konuşmalı. Herkes kendi hayatının dönüşümünü bugün, dün, yarın, hangi zamanda, hangi psikolojide olursa olsun en sonunda gerçekleştirmeli. Gregor Samsa neden böceğe dönüşüyor? Gelin bunları biraz daha konuşalım. Bir sabah uyanıyor, böcek olduğunu fark ediyor. Öncelikle bunu bir süre gizlemeye çalışıyor. Ancak iş yerinden kendisini kontrole gelen patronu ve ailenin ısrarları derken Gregor'un artık bir böcek olduğu ortaya çıkıyor. Babası zaten baştan onu tamam gözden çıkarıyor. Onun için ilk anda bitiyor Gregor Samsa'nın varlığı. Burada tabii kendi babasıyla olan ilişkisinden de etkilendiğini düşünebiliriz. Annesi onu görmek için çok direniyor. En sonunda gördüğünde dehşete kapılıyor. O da zayıf bir halka. Onu da kaybediyor Gregor. Ancak kız kardeşi uzun bir süre onun bakımını üstleniyor. Yani Gregor'dan bir süre daha umudunu kesmeyen tek fert kız kardeşi. Hatta yemeğini getiriyor, onunla ilgileniyor, bakımını üstleniyor derken süreç uzadıkça uzuyor. En sonunda gelinen noktada kız kardeşi de ondan vazgeçiyor. Ve hatta en sonunda babasına artık o bizim Gregor'umuz değil, o bir böcek. Yani ondan kurtulmanın yolunu bulmalıyız tarzında, minvalinde. Sözler sarf ediyor. Bunu duyan Gregor o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ki. Üstelik karanlık bir odaya kilitlendiğinin farkında. Ve bu umutsuzluk onu öldürüyor arkadaşlar. Gregor ölüyor ve onu hizmetçi temizleyip süpürüp dışarı atıyor. Toplum, kapitalist düzen, kendine uymayanı işte böyle süpürüp dışarı atıyor. Samsa neden öldü? Hayatı boyunca çok sevildiğini zannettiği halde aslında sevilmediğini gördüğü için. Peki neden böceğe dönüştü? Hayatı boyunca hayatını adadığı o insanların gözünde bir değerinin olduğunu zannettiği halde hiçbir değerinin olmadığını anladığı için. İşte burada Gregor Samsa üzerinden şunu fark ediyoruz. İnsanın sevdiği insanlar karşısında biraz daha gardının düşmesi ve açık bir hedef haline dönüşmesi kaçınılmaz. Yani bizi kafesleyen şeyin sevgi olması bence çok acı bir şey. Bu şeye benziyor. Faydalı bir bilimsel keşfin sonra kötülük için kullanılması gibi sevginin de bir silah olarak kullanılması, kişinin menfaatlerini karşılamak için karşısındakinin kendisine duyduğu sevgiden beslenmesi çok acı bir şey. Ama ne yazık ki bu var. Hatta bazen insanlar duygularının böyle bir şey olduğunun farkında bile olmuyorlar. Yani ona sorsan seni çok seviyor ama aslında senin ona sağladığın ayrıcalıkları seviyor, faydanı seviyor seni. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin hayatınızı. Bu illa
anne baba kardeş olmak zorunda değil. Hayat arkadaşınızla bir hayat kuruyorsunuz, aileniz oluyor. Kendi çocuğunuzla bunu yapan siz bile olabilirsiniz. Yani bunu da açık söyleyeyim. Belki de sevgiyi silah olarak kullanan sizsiniz. Bizzat kendinizsiniz yani. Peki bu nedir? Gregor Samsa koşullu olumlu kabule maruz kalmış bir çocuk. Olumlu kabulü için koşulları karşılaması gerekiyordu. Neydi bu koşullar? Eve ekmek getirecek. Babasının borcunu ödemesine yardım edecek. Kardeşini okutacak ve böylece o sevgiyi temin edebilecek. Peki siz koşullu sevgiye maruz kalıyor musunuz? Ya da birilerini koşullu sevgiye maruz bırakıyor musunuz? Yani siz böceğe mi dönüşüyorsunuz? Böceğe mi dönüştürüyorsunuz aslında çevrenizdeki insanları? Dönüşümü okurken kişinin kendi dönüşümünü de sorgulaması bu yüzden çok önemli. Çünkü her zaman mağdur ve kurban psikolojisinde oluyoruz. Oysa ki kurbanı yaratan belki de bizzat kendimiziz, kendi seçimlerimiz, kendi yaptıklarımız. Dolayısıyla Franz Kafka burada aileye yönelik o kutsal, o el değmez, o üzerinde konuşulmaz, tartışılmaz aileye yönelik öyle çarpıcı bir metin hazırlamış ki. Sevgisizliğin sonunda Gregor Samsa umudunu kaybederek ölüyor. Sevilmediğini anlayarak, sevgi görmeyerek ve koşulları sağlayamadığı için değer verdiği herkesi kaybettiğini fark ederek ölüyor. Bizi de öldüren bu sevgisizlik. Kesinlikle bu. Yani değer verdiğimiz insanların bizi sevmemesi, bize beklediğimiz sevgiyi verememesi veya kullanıldığımızı anlamamız. Çok kötü. Gerçekten Gregor Samsa bu yüzden hala bugün şu kapıdan içeri girip benimle bir kahve içebilecek kadar gerçek, hayatın içinde bir kahraman. Elbette çalıştığı süre boyunca ailesiyle problem yaşamıyor. İşsiz kalınca ailesi için bir noktadan sonra tabii ki fazlalığa dönüşmeye başlıyor. Ekonomik sıkıntılar arttıkça durum daha da tatsız bir hal alıyor. Yani artık o mide bulandıran bir böcek. Gün geçtikçe ailenin ona bakışı, artık tiksinmeye dönen nefreti, sözleri, hakaretleri, tavırlar, en sonunda dediğim gibi Samsa'yı odaya kilitleyip çıkıyorlar işin içinden. O bir böcek. Gregor değil ki bu kadar kolay. Yani toplumun standartlarını karşılayamadığınızda böceksiniz. Yapacak bir şey yok. Kapıyı kapatır çıkarız. Yok sayarız sizi. Engelleriz. Mesela çağımızda değil mi? Engelliyoruz ve yok oluyor. Büyük bir sihir. David Copperfield vardı. Gelirdi işte hop 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 bir şeyler. İşte biz de günümüzde sosyal ilişkilerimizde yapıyoruz bunu. Basıyoruz engeli geçiyoruz. Aile ortamında bu nasıl olabiliyor? İşte kapını kapatıp çıkıyorsun belki de. Yani toplum bunu yapıyor. Bunu hep yaptı. 20. yüzyılda da yapmış. Bugün de yapıyor. Çünkü insan çok da değişmiyor galiba. İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler diyor Sigmund Freud. Burada çok 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 güzel oturan bir cümle bu. Artık o isteneni, o bekleneni veremediğiniz noktada siz değişmiş oluyorsunuz. Sen çok değiştin diyor mesela. Ben çok değiştim. Neden değiştim? Senin beklentilerini karşılamadığım için mi bunu söylüyorsun? Ya sorun buysa bana bunu söyle. Belki bir şekilde çözüme ulaşabiliriz ama sen çok değiştin. Aslında bunu dememek lazım. Sen dönüştün, gözünü açtın demek lazım belki de. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi gelelim daha tabloyu büyüterek genel açıdan bakmaya. Bu aynı zamanda sanayileşen toplumun izlerini taşıyan bir eser. Kapitalist sistemi eleştiren bir eser. Neden? Gregor Samsa bir gün köle gibi çalışmayı reddediyor. Neydi hayali? Bir gün işe gidecek, patronuna ben işi bırakıyorum diyecek. Ya bunun hayaliyle yaşayan, çok çalışan, bütün hayatı iş olan, sabah çok erken yola düşen, tek derdi borç ödemek olan gencecik bir insandan bahsediyoruz. Toplum pek çok kişiyi bu hale getirmedi mi ya? Günümüzde bile ya. Ya şöyle bir durup bakın. Sabah 7, sabah 8, sabah 6, akşam 5, akşam 6, 7 çalışan, sömürülen
bir toplum ve bu yüzyıllardır böyle. Yani böyle gelmiş, böyle gidiyor. Dolayısıyla sürekli bir pompalanan, sevdiğin işi yap, işte hayalindeki işi yap, çok kazan, işte şunun şöyle parası var, sosyal medya açıyorsun, uçaklar almış, onu almış, çok kazanmak için biat et, işte birilerine bağlı ol vesaire vesaire vesaire, hep pompalanan bir şey var ya. Ama bir kere herkesin çok sevdiği şeyi yapabilmesine toplum izin veriyor mu ki? Ya şöyle bir şey var, şu videoyu çektiğim için bana para kazanıyor musun diye soruyorlar. Benim öncelikle amacım para kazanmak olmamalı. İnsan olarak yaşayabilmek için öncelikle hedefimizin para kazanmak olmaması lazım. Yahu parayı biz icat ettik. Parayı biz icat ettiğimiz halde gelinen noktada putumuza tapıyoruz. Yani ha yaptığı maymun putuna tapan adam, ha paraya tapan adam, aslında ne fark var? O iki putu da biz yaratmadık mı? Ve tapıyoruz ve tapındırıyoruz ve insanların hayatlarını bu uğurda harcıyoruz. En sonunda ama biri buna isyan ediyor. Ne oluyor peki? Kapitalist sistem gözünün yaşına bakmıyor. Borçlar var, ödenmesi gereken kira var, ödenmesi gereken gıda masrafları var. Hayatını devam ettirmek için, adamdan sayılmak için çalışman gerekiyor. Yapmıyor muyuz bunu? Ne kadar maaş aldığına göre insanlara muamelemiz değişmiyor mu? Çalışmayan insanlara bu da ne ki? Asalan teki diye değerlendirmiyor muyuz? Halbuki belki karşında para almıyor ama bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor o kişi. Ya bir insanın boş durmaya hakkı yok mu? Antik Yunan'ı düşünün. Sokrates ne yapıyordu? Sabah 9, akşam 5 çalışıyor muydu? Adamın işi düşünmekti. Ve hatta üstüne giydiğine bakmadan, nerede yattığına bakmadan yaşayan bir adamı biz bugün Sokrates diye konuşuyoruz. Neden? Çünkü adam özgürce istediğini yapma hakkına sahipmiş. Sanayi yokmuş ya, gözünü seveyim o toplumun. İnsanlar belki takasla, belki ürettiklerini satarak bir şekilde var oluyormuş. Ve eğitim veriyormuş bu kişiler. Bir şekilde geçimlerini sağlıyorlarmış belki de. Ne kadar güzelmiş değil mi? Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey yapabilir miyiz mesela, ödemelerimiz bu kadar çokken, bu kadar çok satın alınması gereken şey varken, bu kadar çok pahalılık varken, pahalılık var, bir an önce alınması gereken alınmalı. Yoksa ertesi gün daha pahalı, bakar mısınız? Her şey tükeniyor, stoklar boş. Oysa ki çok pahalı, belki 2 sene önce bu fiyata ondan 3 tane 4 tane alırsınız. Bugün bir taneyi zor alıyorsunuz. Alamıyorsunuz. Stok yok. Çünkü insanlar korkunç bir şekilde alamamaktan, yarın daha da pahalıya alma korkusundan bugün her şeye saldırıyor. Sadece kendi ülkem için konuşuyorum. Yurt dışını bilmiyorum. Yurt dışında durumlar nasıl bilmiyorum. Ben şu an yaşadığım toplumda Dönüşüm adlı romanı okurken bana hissettirdiğini konuşuyorum. Gregor Samsa da böyle bir batağın içindeydi işte. Sevdiği işi yapmıyordu ki. Bence bizim toplumumuzda da bu bir hayal. Yani değil sevdiği işi yapmak, herhangi bir işi yapmak için insanlar kendilerini paralıyorlar. Artık çok küçük bir kesimde bu tür lüksler. Bunlar lüks oldu. Şu an benim yaptığım lüks mesela. Ben istediğim bir şey yapıyorum şu anda diye. Bu bir lüks. İnsanlar yapamıyor. Çünkü zorunluluklar var. Gregor Samsa'yı böceğe dönüştüren zorunluluklar da bunlar. Çünkü nefes alamıyor bir yerde. Kendini insan olarak hissedemiyor. Nedir insan? İhtiyaçları hiyerarşisini gözünüzün önüne getirin. İşte beslenme, barınma, korunma vesaire vesaire vesaire. Bir süre sonra en üstte kendini gerçekleştirme. Günümüzün modern toplumunda, çok modern bir toplumdayız ya, elektrikli araçlar, uzaya gidiyoruz, işte ne bileyim, şöyle eğitimler alıyoruz, böyle vizyon sahibi teknolojiler içindeyiz, yüzüyoruz o teknolojiler içinde. İhtiyaçlar hiyerarşisinde bireysel olarak hangi aşamadayız peki? Kendimizi gerçekleştirebiliyor muyuz? Kaçımız barınma, beslenme, korunma, o bu şu ihtiyaçlarını karşılayıp
en sonunda kendini gerçekleştirme aşamasına gelebiliyor. Soruyorum size, sadece bir soru bu. Videonun başında eğlenceli olmasını beklediğimi söyledim ama pek eğlenceli gitmeyecek. Çünkü toplum olarak dönüşmemiz gereken bir süreçteyiz. Hepimiz böcek gibi hissediyoruz. Çok acı değil mi? Hepimiz böcek gibi hissediyoruz şu anda. Toplumun her kesimi, herkes kendi küçük yuvasında, küçük odasında bu düzenin yarattığı böceklere dönüştü. Bana hemen böcekliği düştü. Size ne düştü bilmiyorum. Örümceklik güzel olabilirdi. Kendi ağımda boğulmaktan korkmasaydım belki ben de örümcek olmayı seçebilirdim. Ama hamam böceği diyorum dayanıklı olduğu için, nefret ettiğim için ayrıca. Çünkü dayanmak zorunda olduğumuz günlerden geçiyoruz. Gregor Samsa dayanamadı. Gregor Samsa dayanamadığı için önce ailesi tarafından, sonra toplum tarafından reddedilip, süpürülüp çöpe atıldı. İhtiyaçları karşılayamadığı için, ihtiyaç duyduğu sevgiyi alamayarak tükendiği gibi, kapitalist sisteme ayak uyduramadığı için toplum tarafından dışarı atılıp yok edilen, böcek olarak sayılan, değersizleştirilen, değerini yitiren, saygıyı yitiren fertlerden biri. Bugün eli ekmek tutmuyor diye okuduğu halde, çalıştığı halde, pırıl pırıl olduğu halde kenara atılan, saygı görmeyen pek çok insan varken, nasıl kazandığı kesinlikle muallak olduğu halde sırf para kazanıyor diye değer gören insanların yaşıyor olduğu toplum, kapitalist düzen tam olarak bu ve bu toplum bizi değişmediği sürece, bir şeyler değişmediği sürece, yani insanın bireysel olarak hayatını yaşamasına izin verilmediği sürece daha çok böceğe dönüşeceğiz arkadaşlar. Daha çok böceğe dönüşeceğiz. Daha çok dönüşüm okuyacağız. Kendimizden bir şeyler bulacağız ve hüzünleneceğiz. Ben Deniz Bilgen Güneş. Bu video bu kadarlık olsun. Umarım beğenirsiniz. Bugün çok eğlenceli bir içerik sunamadım size. Sanırım günümüzün koşullarının bende yarattığı etkilerin dışa vurumu gerçekleşti. Böyle olacağını ben bile tahmin etmemiştim. Daha çok aile hayatının, işte duygusal şiddetin üzerine konuşacağımızı düşünmüştüm ama her zaman olduğu gibi toplumun üzerimizde bıraktığı baskı daha ağır bastı. Ve böyle bir video çıktı ortaya. Dediğim gibi Spotify'da biraz daha Kafka'nın hayatından, esere dair daha fazla çarpıcı açıklamadan esinleneceğim bir çalışma gerçekleştireceğim. Dinlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz daha destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.